Herkese selamlar dostlar. 1 ve 2 Ağustos 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlardan sizlere bahsedeceğim. Öncelikle 2 adet skor yarışmamız var. Bu skor yarışmalarımız Zimbru, Fenerbahçe, Galatasaray, Zalgiris. Maç skorları ne olur? Ağustos ayı gruplarına tam 1 ay boyunca canlı odası, kupon odası ve sohbet odası olmak üzere 3 ayrı gruba ekleyelim. E, yorumları yazmayı unutmayınız dostlar. Ondan sonra baylar katıl telegram gruplarımız Ağustos için zaten yenilenmişti. Tekrardan duyurusunu yapalım. Son duyurusudur bu zaten. Katılmak isteyenler Instagram üzerinden iletişime geçebilirler. Canlı odası, kupon odası, yeni zaten seviyelerimiz, yeni güncellemelerimiz de var. O şekilde zaten bahsedeceğim. Herhangi soru, görüş, öneri ulaşmak isterseniz bana Instagram üzerinden Kangal Bey 2 ile ulaşabilirsiniz. Değerlendirecekler. Ulaşmak isteyen herkese kolay gelsin. Bol şanslar diyelim. Devam edelim. Yüksek mislilerimize baktığımız zaman da Dün iki adet yüksek misli verdim. Bu yüksek mislileri bir tanesi 1500 misli, bir tanesi de 750 misli olarak önerildi. Ben yüksek misli grubunda 650, 650 TL seviyesi bu. Kasa yönetimi yapıyorum abi. Her verdiğim Bison kasasını tutuyorum. Ve burada bu sezon canlı da olacak. Normalde burada canlı yoktu. Yüksek misli canlılarım da burada bu sezonda görebileceksiniz bilgisini verelim. Dün Gent'in atacağı 2 gole 1500 misli önerildi. Bir daha yüksek misli Avrupa verildi. O maçı da zaten 1.52 gibi orandan 750 misli önerildi. Oradan da kazananlar, tebrik edenler kasamıza koyduk. Tebrikler diyelim. Devam edelim. Şunu da belirteyim, her zaman kazanamıyoruz. Mesela dün vermiş olduğum ideal kombine. Bronchvay kırmızı kart gördü. KG var olmadı. Bir 34 oranında yattı mesela. Gentman çok rahat gelmişti. İki yerden geldi hatta. Oradan yattık. Onun da bilgisini vereyim. Her zaman kaçanamadığımızı da burada sizlere söylemiş olalım. Ama şöyle bir şey yapayım. Şöyle gruptan göstereyim. Sabah bu sabahtan beri ne yaptık? Mesela bugün 31 Temmuz ne yaptık? Günaydınlar yazmışız, girmişiz. Ondan sonra 1.67 gibi orandan ilk yarı 1.5 üstünü almışız. Gelmiş mi? Gelmiş. Devam edelim. Ev ilk yarı 1.5 üstü almışız. Ondan sonra 1.33 gibi orandan o geldi mi? O da geldi. Devam edelim. Ondan sonra yetmemiş. 5.5 üst almışız. Sonra bir gol gelmiş. 6.5 üst almışız ondan sonra. 5.5 üst geldi mi? Geldi. 6.5 üst geldi mi? Geldi. Daha sonra demişiz ki dakika uzun. Bir 7.5 alt alalım. O da geldi arkadaşlar. 5'te 5. Beş. Yani sadece bugün gruplara katılmış olsaydınız zaten üyelik paranızı şu gün yani şu bir saatlik maçta 5'te 5 beş yaparaktan sizler de çıkarmıştınız. Bunun da bilgisini sizlere vermiş olalım diyerekten de buradan maçlara geçelim artık. Sizlerden rica videoyu video açsanız like'lardır. Like'larınızı eksik etmeyin dostlar. Like'lar bizim için gerçekten çok önemli. Artı 200 seviyesine like atarsanız Fenerbahçe Galatasaray maçlarında skorlarını sorduk. Onları da yoruma yazarsanız sevinirim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. İlk mücadelemiz burada Fenerbahçe Zibru karşılaşması. Mücadelenin zaten biliyorsunuz ilk mücadele çok rahat bir galibiyet oldu. Fenerbahçe adına 5-0'lık bir mücadele vardı. Biz de maçını izledik, canlısını da yaptık. Kazanmasını da bildik zaten. Güzel bir oranlardan kazandık. Şöyle söyleyeyim dostlar sizlere. Bu mücadelede şöyle bir beklentim var benim. E, beklentim şu yönde. Fenerbahçe'nin doğrudan ilk kereyi kazanması tekrardan. 1.34 gibi oran var. Değerlendirirseniz değerlendirebilirsiniz. Benim skor beklentimde 2-0-3-0 ayarında bir maç olduğundan 4.5 altında 1 yaparsanız da 4.5 altında 2 yaparsanız da 1.44 oluyor. 2 tane ideal verdim. Mücadele bu sefer 5-0'lık bir mücadele beklemiyorum. Zaten tadi, tadi işler bunlar belki dillendirilebilir. İleride mesela Batuay'ı olabilir. Bazı yedek isimlere şans verilebilir. Çünkü 5-0'lık bir maç kazanmış. Yani neden riske desin ki Tadiç'i falan Değil mi? İkinci mücadelem Ludogorets mücadelesi. İlk, mücadele mücadelede zaten 2-3 gol tercihini yaparaktan da güzel kazan sağladık orada. Ben dedim ki bakın bir sürpriz çıkma ihtimali var. Bu deplasman takımını ben izledim. Canlı verirken canlı yapacağım diye izledim. Logones'e biraz ters gelebilir ki. Takım da iyi oynuyor harbiden. Şimdi evi, evin golü bence var. Lugo Leste yine aynı şekilde Dead Last Band'a Yine bir 1lik bir skor çıkma ihtimali de var. Ben bu maçta da aynı şekilde kaçıyorum. Mücadele genelinde toplam gol aralığı 2-3 gol yapıyorum. Onun da oranı 1.73. Hatta normalde bu 2-3 golün oranı kolay kolay 1.73 falan olmaz. En düşük 1.75 olurdu. Bu maçın olma ihtimali biraz yüksek diye 1.73'e kadar düşürmüşler bilginize. Sivit'le TNC ya TNSN artık ne dersiniz? Ben TV Sivit'i nerede izledim? E, Bratislava maçı vardı. Kuçka falan oynuyor orada da. O maçı izlediğim zaman da bu Sivit takımını orada izledim ben. O yüzden geçen maçta zaten kendi evinde iyi oynuyor. Bunu alın. Yapacağınız ideal kombinelere de bu maçı koyun bence. Yarın yapacağınız ideal kombinelere bu maçı koyun. Ben ev sahibinin de oradan galibiyetini bekliyorum. Bratislava'yı kendi evinde 2-0 mağlup olmasına rağmen çok baskın bir oyun oynamıştı. İzleyenler bilir işte bu maçı. Ben ev sahibinin burada galip geleceğini düşünüyorum. Hatta yarın ideal kombinesinin ilk mücadelesi olacak. Sizlere de bu maçı doğrudan öneriyorum. Maç sunu 1 1 gibi orandan direkt değerlendirmesini yapın dostlar. 2 Ağustos'la devam edelim. Zagreb'le Astana karşılaşması ilk mücadeleyi izledim 3-0 veya 4-0 bitti. Petkovic'in attığı goller falan vardı. Çok baskın oynadı. Astana oynayamadı. Hatta bir arkadaşımız yorum yapmış. Astana mı kötü falan. Sanırım o arkadaş maçı izlememiş. Çünkü ben maçı izledim. Bu maça gelirsek benim beklentim şu yönde olacak dostlar. Ya Zagreb tarafı tabii kazanmaya biraz daha yakın olabilir fakat mücadelede Astana'da bir reaksiyon vermek isteyecektir. Mücadelenin bir 1-1'lik skor beklentisi de benim açımdan var bence. Olursa Zagreb 2-1 alabilir belki. Mücadele genelinde ben toplam gol aralığı almak istedim. Tekrardan 1-73 gibi orandan 2-3 gol bandını düşünüyorum dostlar. Değerlendirmek isteyenler burada 2-3 gol bandı seviyesinde değerlendirebilir tekrardan. Geçtim diğer mücadeleme. Karabağ ile Rako karşılaşması. Karabağ ilk mücadeleyi 3-2 gibi bir skorla kaybetti ama ilk yarıda bulmuş olduğu pozisyonlar vardı. Maçın özetini izlediyseniz ben izledim onlardan bahsedeyim biraz. İlk yarıda iki tane önemli gol pozisyonu kaçırıyor. İkinci yarıda da var keza. Rakov da boş takım değil tabii ki. Mücadele yine golü geçme ihtimali yüksek mücadeleye baktığımız zaman 2.5 üst parame bile yüksek açılmış. Yani 1.87 gibi onun açılmış 2.5 üste. Ben burada beklendiğim şu yönde Karabağ'ın kazanması. Avrupa'da son dönemlerde de özellikle son geçen sezon ve ondan önceki sezon iyi işler çıkartan Karabağ. Bunu da bence kazanmaya yakın. Hatta Matsuni biri ben sizlere 172 gibi orandan oran riske değer öneriyorum. Handikap 0'ı da 3.10 gibi orandan da sistem kuponu yapacaksanız tek farklı bir Karabağ galibiyeti de burada 2-1 veya 1, Bilmiyorum. Benim beklentim Karabağ galibiyeti. Tek farklı Karabağ galibiyeti de gelebilir dostlar. Bunu da değerlendirecekseniz ekstradan sizlere önermek isterim. Geçtim diğer karşılaşmaya. Genk'le Servet'le karşılaşması. Mücadele ilk mücadelesi 1-1 gibi bir skorla sonuçlanmıştı. KG var seçeneğini alarak da biz kazanmıştık o mücadelede. Tek tercih yapmıştım. Burada Genk tarafındayım. Mücadele tempolu olacaktır illa ki zaten fakat bu tempoyu ağırlıkla attıran Genk olacaktır. Hem de taraftar önünde burada. Genk'in atacağı 2 golü ev sahibi 1.5 üstte 1.41 gibi oranı açmışlar. Ben bu mücadelede Genk'in kendi evinde olması kaynaklı atacağı iki golü sizlere öneriyorum. Değerlendirecekler bol şanslar. Makabi Ayfa ile Şerif'in karşılaşması. Ben ilk maçta size Makabi Ayfa'nın ne kadar iyi bir takım olduğunu göstermiştim. Ki o, o maçta yani 1-0 mağlup oldu Ayfa takımı. Fakat şunu söyleyeyim ben sizlere dostlar. Maçın özetini izleyin veya istatistiklere bakın doğrudan şöyle. Hayfa'nın ne kadar iyi bir takım olduğunu zaten göreceksiniz. Hayfa oynadı. Bu maçı da muhtemelen kazanacak. Ben burada 4.5 altında biri sizlere doğrudan önereceğim. Onun da oranına baktığımız zaman da açmamışlar bakın. Bunlar açmamış. Nasıl yapalım? 3.5 altına bir yapalım ya. 1.66 oran varmışlar. Ben 4.5 altı bir 1.44 gibi oranı olur yazmıştım. Genellikle oranlara bakmadan analiz yaptığımı zaten biliyorsunuzdur. 3.5 altıda biri 1.66 gibi orandan değerlendirelim. Ben yani 4.5 altı bir Avrupa'da şu an 1.60 bandı zaten oranı var. Türkiye'de de 1.40 bandında 1.44 bandında bir oran olması lazımdı. Fakat Türkiye'de yokmuş. 3.5 altında birin oranı 1.66. Değerlendirecekler bu yönde de bir değerlendirme yapabilir. Son mücadelem Galatasaray Zalgiris karşılaşması. Bu maçın da maç skoru zaten sizlere sormuştuk. Ne olur diyerekten sizce ne olur? Yorumlara yazınız. Galatasaray burada yaptığı transferlerle birlikte bir nevi şov yapacaktır diye düşünüyorum. Galatasaray'ın burada farklı galibiyetlerini değerlendirebiliriz. Bu galibiyetler nasıl galibiyetler olacaktır? İlk yarıdan bir olur mu? Bir 25 onu açmışlar. Değerlendirilmez. İlk yarı en çok konular Galatasaray ilk yarı 1 ve KG yok. Seçeneği var mesela 1.30 bandında. İlk yarı 1 ve KG yok. Galatasaray tarafına alın. 3 golü var mı Galatasaray'ın ya? Al abi. Ev sahibi 2.5 üstü 1.45 gibi oranı var. Kendi evimizde oynayacağımız mücadele. Zal girirse 3 tane atarız gibi geliyor bana. Ev sahibi 2.5 üstü de 1.45 gibi oranından bu mücadeleyi de önermiş olalım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Benim önerilerim bu yöndeydi. Toplamda 8 adet mücadele anlattım. Genellikle ideallerinden bahsettim. Fakat tek tercih vermeye çalıştım. Lafı evirmedim, lafı çevirmedim. Benim düşüncelerim bu yönde. İzlediğim takımlardan bahsetmeye çalıştım. Değerlendireceklere bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.